Bir Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bugün farklı bir mekandan yapıyoruz programı. Konumuz İzmir modeli. Konuğumuz Profesör İlhan Tekeli. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İlhan Tekeli'yi tanıtmaya tabii gerek yok. Kendisi aslen şehir plancısı. Ancak hem bu alanın toplumsal etkileri nedeniyle ben kendisini bir düşünür olarak da ifade ediyorum. İzmir modelinin oluşturulmasında da büyük katkıları var bildiğim kadarıyla. Hocam isterseniz şöyle başlayalım. Bildiğim kadarıyla bu modelin ortaya çıkışı aslında bir demokrasi açığı nedeniyle ortaya çıktı. Özellikle merkezi hükümetlerin baskıları, son dönemde Türkiye'de rejimin değişmesi bu konuyu daha da önemli hale getirdi. İsterseniz nereden çıktığı konusundan başlayarak girelim. Buyurun. Oldu. Şimdi tabii demokrasi açığı bu modelin çözmek istediği temel kavram. Evet. Ama çıkış noktasında birkaç şey var. Bir tek şey yok. Bir Aziz Kocaoğlu'nun belediyecilik yaptığı 15 yıl var ve 15 yıl içinde geliştirilmiş bir pratik var. Ve bu pratik katılımcı demokrasi anlayışına açık, demokratik bir pratik. Ve bu pratiğin daha genelleştirilebilmesi için yola çıkan bir şey. Yola çıkarken 15 aslında bir İzmir modeli ama yayınlanan iki kitap var. Evet. Kitaplardan birisi 2004-2018 arasındaki İzmir Belediyesi'nin uygulamalarını bir tarih anlatısı şeklinden çok bir model olarak, görgül model olarak ortaya koyan bir cilt var. Evet. Bir ikinci ciltse bu İzmir'in temsili olarak bu gerçeğinin üstüne kurulmuş daha ideal, daha normatif bir İzmir modeli var. Evet. Yani sanki pratikten teoriye doğru bir geçişten bahsediyoruz. Evet, evet. Evet. Yani şöyle genellikle siyasi programlar şöyle hazırlanır. Bir ideolojiden yola çıkar, o ideolojiyi gerçekleştirmek için biraz spekülatif olarak kurulur. Halbuki burada bir gerçekten yola çıkıyor. Ve gerçekten yola çıkması, yalnız bugün gerçek olması bakımından önemli değil. O belediye başkanı iki kere de yüksek oy farkıyla seçim kazanıyor. Yani evet. Pratikte de geçerliliği test edilmiş bir pratikten yola çıkıp idealleştirdiği için öyle spekülatif değil, temeli var. Evet. O tabii bir farklılık yaratıyor. Evet. Tabii böyle bir modeli bugün ortaya koymamızın önemli bir nedeni Türkiye bir demokrasi krizi yaşıyor. Ve bu demokrasi krizi eğer yani yalnız bugün yaşamıyor. Türk modernleşmesi merkezden denetlenir hale geldiği zaman ta 19. yüzyılın başlarına kadar gidebilirsiniz. Evet. O demokrasi açığı var. Evet. Ama bugünkü bu kriz içinde bu demokrasi açığını dert ediniyorsanız bunu çözmeye yerel yönetimlerden başlayacaksınız. Evet. Çünkü bir demokrasiyi, yerel demokrasiyi kurmadan bir birinci sınıf demokrasi kuramazsınız. Evet. İsterseniz hocam aslında İzmir modeli web sitesinin içerisinde çok güzel bir düzende sorular hazırlanmış. Fakat çok kapsamlı ve bizim bu programımıza yetmesi de mümkün değil. Onun için izninizle biraz hızlandıracağım. İsterseniz bu İzmir modelinin hazırlanma safhasından biraz bilgi alayım. Çünkü anladığım kadarıyla birkaç tane çalıştay var. Çok sayıda akademisyen ve bürokratın katılımı var. Çok kısa bundan da bilgi alalım. Aslında İzmir modelinin demokratik olması projelerini kapalı kapılar arkasında yapmıyor. Evet.
katılımcı süreçlerle yapıyor. Evet. Önce İzmir Deniz Projesi'ni öyle bir şey de yaptı. Sonra İzmir Tarih Projesi'ni yaptı. Ama İzmir modelini de o yolla yaptı. Yani İzmir'de, İzmir'i sevenler, İzmir'in akademisyenleri bir araya geldiler. İzmir Belediyesi'nin 15 yıllık uygulamasını test ettiler, performansını analiz ettiler. Onun üstüne İzmir modeli kuruldu. Yani bir anlamda İzmir modeli kitabının üstünde benim ismim yazıyor ama o benim ürünüm değil. Ben bu kolektif ürünü kalem kağıda döktüm. Evet, evet. Şimdi İzmir modelinin içeriğine biraz girersek, tabii, birkaç tane nasıl tabir edelim onu? Yani bir takım kavramsal hedefler sanki var. Bunlar neler? Yaşam kalitesi, evet, katılımcılık ve yönetişim, yenilikçilik, sürdürülebilirlik. Evet. Bunun üzerine sanki bina ediliyor, evet, gibi. Buradan biraz bahsedersek. Zaten bu hazırlamaya başladığı zaman bu çalışma, bir mutfak oluşturduk. Evet. Biraz akademisyenler, biraz bürokratlardan oluşan bu çalışmayı aşama aşama izledi. Evet. Bu mutfak ilk olarak dedi ki, tamam böyle bir şey çıkartalım ama önce kavramlarımızı bir çalışalım. Evet. Ve 4 tane yerel yönetimler bakımından anlamlı ve evrensel olarak kabul edilmiş 4 kavramdan yola çıktık. Yaşam kalitesi, evet, yönetişim ve katılımcılık, evet, yenilikçilik ve, evet, sürdürülebilirlik. Doğru, şimdi bu kavramları, bu kavramlar aslında 2009'dan beri İzmir Belediyesi'nin gündeminde bulunan İzmir vizyonunun da içinde bulunan kavramlar. Evet. O vizyon, zaten belediyenin uygulaması o vizyonu pratiğe geçirmeye çalışıyor. Biz de uygulamayı değerlendirecek akademisyenlerin bu 4 kavram üstünden değerlendirmesini istedik. Evet. Ama bu kavramları şey gibi almadık. Kitapta yazıldığı gibi almadık. Evet. Tartıştık ve İzmir bağlamında anlamlı bir şekilde yeniden yorumladık. Onun için bu kavramlar, mesela diyelim sürdürülebilirlik kavramı, Birleşmiş Milletler'in tanımladığı sürdürülebilirlik kavramından daha geniş. Çünkü Birleşmiş Milletler sürdürülebilirlik kavramını kalkınmanın sürdürülebilirliği olarak ele alıyor. Halbuki biz yaşam kalitesinin sürdürülebilirliği diye ele aldık. Evet. O zaman sürdürülebilirliğin kavramı yalnız doğayla değil, tarihi mirası da kapsar hale geldi. Evet. Bir anlamda kendi kavramlarını yeniden bir anlamda rektifiye etti. Tabii en kritik ve başa konulan büyük kavram yaşam kalitesi. Evet. Yaşam kalitesi şeylere yakışıyor. Yerel yönetimlere yakışan bir kavram. Çünkü hayatın her yerini kapsayan bir faaliyet alanı. Ve yaşam kalitesi de, yaşam dediğin zaman hepsi zaten. Onun kritik olan kavramı kalite kavramı. Evet. Kaliteyi, ya şimdi kaliteyi nasıl temellendireceksiniz? Genellikle eğer bir demokratik toplum değilse kalite kavramı nesnellerle ölçülür hale geliyor. İşte şu kadar yol yaptım, şu kadar bilmem ne yaptım, şu kadar arıttım. Tabii bu hiçbir yaşam kalitesinde bir öznel yan bırakmıyor. Evet. Bu diktatöryal rejimlerin tercih ettiği bir yaşam kalitesi tartışmasıdır. Halbuki bizim yaşam kalitemizde özneller arası yargılar ön plana geçiyor. Evet. İzmirli'nin yaşam tercihleri ön plana geçiyor. Evet. Bu tabii yaşam hazırlanan modelin özgünlüğü bakımından çok fark ediyor. Evet. Tabii burada vatandaşın da olayın içine girmesi için biraz aktif hale gelmesi tabii gerekiyor. Belki burayı da biraz açabiliriz. Tabii. Yani bu aktif yurttaşlık tabii dediğimiz bir kavram da var. Aslında bu demokrasi kavramı, katılımcı demokrasinin anlamlı olabilmesi için
yurttaşların pasif yurttaş olmaktan çıkması gerekiyor. Ne demek pasif yurttaş? Pasif yurttaş şöyle bir şey. Kardeşim beni siyaset falan ilgilendirmez. Ben 5 yılda bir seçimi yap, seçimde oyumu veririm. Ondan sonra da seçilen parti beni kayırırsa, kayırmacılık yaparsa benim başımın üstünde yeri vardır. Beni bir yurttaş olarak görmeyen, seçmen olarak gören bir bakış açısına razıdır. Böyle bir bakış açısının içinde birinci sınıf demokrasi olamaz. Evet. Bunun içinde diktatörlük kolayca ürer. Evet. Ama aktif yurttaş kendisini bir önce yurttaş görüyor. Hakları olduğunu görüyor. Ve yaşam kalitesine baskı yapan, yani yaşam kalitesinin oluşmasında kendisinin yalnız bir şey tüketici bir şey talep eden bir insan olarak görmüyor. Kendi hakkıyla sorumluluğunu bir arada düşünüyor. Ve o sorumluluk onun yaşam doyumuna dönüşüyor. Evet. Siyaset katılıyor, yaratıcılığa katılıyor ve doyumu bu ortaya çıkan başarının birlikte bölüşülmesinden doğuyor. Bütün projeler, İzmir Deniz Projesi, 120 tane tasarımcı var. Bir şey üretiyorlar, hiçbirinin ismi yok. Belediye başkanının da ismi yok. Evet. İzmirli'nin projesi. Evet. Ve bunun içinde yer almak kişisel bir şey olmaktan çıkıyor. Bir kolektif üretimin bölüşümünün zevkini taşımak oluyor. Evet. Şey de öyle. İzmir modeli de bir kolektif ürün. Evet, evet. Şimdi bu son bahsettiğiniz aktif yurttaşlık meselesinde benim aklıma tabii şu da geldi. Aslında biz sizinle yaklaşık bir sene önce bir program daha yapmıştık. Orada da bunu çok detaylı olarak ele almıştınız. Galiba bir Bursa'da yaptığınız, olabilir. Bursa Kent Konusu'nda yaptığınız bir konuşmaydı. Evet. İlgilenenler onu da arşivden, medyaskop arşivlerinden bulup izleyebilirler. Gerçekten çok önemli sorular soruyordunuz. Yani aktörlere sorular soruyordunuz orada. Şimdi benim bu İzmir modeli içerisinde ilgimi çeken bir kavram var. Orada şöyle geçmiş, yerel odaklı kalkınma yaklaşımı. Evet. Ya da galiba yerelden kalkınma da kullanılıyor. Evet. Ben bunu biraz açmanızı rica edeceğim. Tabii. Çünkü burada bir hayli konu var. Açılacak, irdelenecek. Evet, buyurun. Aslında bu ilginç bir şey. Aziz Kocaoğlu belediyeciliğinin önemli bir farkı. Evet. Aziz Kocaoğlu Erbağlı, Anadolu'nun içinden yetişmiş, tarımı bilen biri. Evet. Ve kentte belediye başkanı olduğu zaman kırsal kesimi güçlendirecek bazı faaliyetler yapıyor. Bunu yaparken işte belediyeden alım yaparak, yani süt dağıtmak için süt kooperatifinden, çiçek dağıtmak için çiçek kooperatifinden alım yaparak kırdaki bir kalkınmayı canlandırıyor. Ve bugün İzmir tarımsal performansı bakımından son 14 yıldır %7,5 civarında büyümüş kırsal kesimde. Evet. Bu Türkiye'nin kırsal kesim büyümesinden %3,5 falan fazla. Evet. Ve İzmir'de genellikle kırsal kesim boşalırken İzmir'de kırsal kesim boşalmıyor. Evet, aslında kırsal kesimin artık yok olduğuna dair de bir şey var. Gerçek var. Tamam. Evet. Şimdi buradan baktığımız zaman yerelden kalkınma İzmir'in yerel yönetiminin farklılığını oluşturdu. Evet. Ve yalnız şeyde kalmadı, tarım alanında kalmadı. Mesela diyelim organize sanayi bölgelerinde, başka yerlerde altyapı oradaki girişimciler tarafından ödenirken burada altyapıyı bir kamu hizmetidir diye belediye üretti, verdi. Evet. Şimdi bu farklılıklar bir araya gelince
İzmir'in modelinin farklı bir yönünü oluşturdu. O zaman bize bir modeli yazanlara bir sorun çıktı. Evet. Biz bunu nasıl formüle edeceğiz? Biz bunu teorik olarak bir farklılık halinde formüle ettik. Onun için yerelden kalkınma dedik. Evet. Yerelden kalkınmayı da teorik olarak tanımladık. Şöyle bir şey tanımladık. Dedik ki bu kalkınma biçimi yerel aktörler eliyle, yerel dinamikleri harekete geçirerek ve yerel yönetimin katalizörlüğünde gelişen bir kalkınma biçimidir. Evet. Bu yerel kalkınmayı hızlandıran bir oluşum ve bu bize şeyi gösterdi. Türkiye'de kalkınma ajanslarının niye başarılı olamadığını gösterdi. Çünkü kalkınma ajansları yerel aktör olamadılar. Evet. Merkezin aktörü oldular. Evet. Halbuki İzmir'deki model bir yerel aktörün katalizörlüğü diye vurgu yapıyor. Evet, evet. Burada bir iki detay konu daha var. Mesela havza bazlı, varlık temelli, katılımcı bir planlamadan evet. bahsediliyor. Tabii. Bunlar da aslında bunun alt ögeleri gibi mi düşüneceğiz? Tabii. Nasıl bir... Şimdi o yerelde planlama yaparken nasıl planlama yapacaksın? Bu çok önemli, evet. Şimdi varlık esaslı dediğimiz zaman diyor ki piyasa mekanizmasının ortaya çıkarttığı yarışabilirlik vesaire meselelerine teslim olmayan o yerele gidip o yerelde değerli olanı alıp onun üstüne bir faaliyet bina ediyor. Evet. Şimdi o zaman yerelin kaynakları ve değerleri kalkınmanın motoru olmaya başlıyor. Evet. Ve bu varlık esaslı ama bu varlık aslında öyle bir şey ki nesnel bir şey değil. Yerelde insanlarla konuşularak saptanan bir varlık. Evet. Yani somut olmayabilir diyorsunuz. Tabii. Evet. Yani bu varlığın anlamı entersubjektif olarak oluşuyor. Evet. Nesnel olarak oluşmaktan çok. Evet. Bu tabii birden probleme bakış açısını değiştiriyor. Evet. Ekonomik kuramından bakarken sosyolojik kuramından bakmaya başlıyorsun. Doğru. Evet. Bu da işte toplum içerisindeki farklı tabii. kesimleri bir arada tutmanın tabii, belki tabii. bir mekanizması. Zaten modelin en önemli meselelerinden biri komünite oluşturma meselesine bakış açısı. Evet. Şimdi demin bir katalizör görevi görmesi gereğinden bahsettiniz evet. yerel yönetimlerin. Belki bu katalizörlük konusunu da biraz açmak biraz lazım. Yani bir nevi düzenleyicilikten bahsediyorsunuz? Hem iki tür katalizörlük var. Bir, bütün, şimdi altyapı problemini kentteki bir mühendislik problemi olarak bir yanı var. Yani suyu akacaksın, akacak yahut temizleyeceksin, temizleyecek bir mühendislik meselesi. İşi, evet. Ama altyapı hizmetlerini bir özgürleşme aracı olarak görmek mümkün. Çünkü siz o altyapıyı yaparsanız, orada yaşayan birey ne yapar? Hem tüketiminde hem üretiminde seçenekleri artar. O altyapı onun kararlarının özgürlük alanını geliştirir. Demek ki belediyenin altyapıları vesaire yapması katalizörlük işlevini artırır birincisi. İkincisi ki örgütlenme yönü var. Diyelim ki İzmir'de tarım modernleşecek. Tamam. Ama bugün tarımın modernleşmesi demek öyle geçmişteki gibi değil. Soğuk zincir oluşturacaksın, soğuk depolar sistemi oluştur. Bayağı bir büyük bir iş ve üreticinin de ürününü rasyonel olarak değerlendirilmesi de büyük şeyler gerekiyor. Yani üstünde kalıntı kaldı mı diye pestisitlerin analiz edecek laboratuvarı kurman gerekiyor. Toprağı bilmem. Bunları
tek tek küçük üreticinin takip etmesi mümkün değil. Bu ancak bir kooperatif halinde örgütlendiğinde oluyor. İzmir'de de bir 100 yılı aşan bir kooperatif kültürü var. Onu canlandırarak bir şey. Şimdi demek ki belediye, yerel bir aktör iki türlü katalizörlük yapıyor. Bir taraftan gerekli o kırsal altyapıyı oluşturuyor. Yollarını yapıyor, tarla yollarını, şeylerini yapıyor, laboratuvarlarını kuruyor, soğuk deposu, soğuk zinciri vesaire. Diğer taraftan da bunların küçük üreticiler eliyle olmasını sağlayacak bir örgütlenmeyi oluşturuyor. Bu ikisi birlikte gelince bir katalizörlük. Yani bu katalizörlük görevi modele yazıldığı zaman başkan biraz katalizörlük görevini küçük gördü. Ya da sevimsiz mi buldu acaba? Evet. Ha, ya, ulan biz yatırım yapıyoruz dedi. Başkanım tamam altyapı yatırımını yapıyorsun. Ama, tamam bir icracısın. Ama bizim problemimiz bakımından bir katalizörlük yapıyorsun. Doğru. Dedik. Doğru. Evet. Şimdi tabii bütün bu katalizörlük ve daha önce anlattıklarınız aslında belediyenin merkezi ve yerel yönetimlerin genel olarak hepsini de katabiliriz. Merkezi yönetimle ilişkileri daha da ayrıntıda işte büyükşehir belediyesi var, ilçe belediyesi var. Bunların ilişkileriyle ilgili modelde bir şeyler var zannediyorum. Var. Şimdi İzmir Belediyesi bir muhalif belediye. Evet. Ve Türkiye'de de muhalif belediye bizde şöyle bir şey olmadığı için iktidarda olanlar kendisine oy verenlerin oyuna çok saygılılar. Çünkü iktidarları ona bağlı. Muhalefete oy verenlerin oyuna saygılı değiller. Evet. Onların işlerini engelliyorlar vesaire. Şimdi onun için modelin bir şeyi bir muhalif belediye olarak hem iş yapıp nasıl ayakta kalabilirsin? Evet, evet. Çünkü bu engel var. Devamlı olarak İzmir Belediyesi'nin merkezden tasdik edilecek projeleri geciktiriyor 3 sene 5 sene. Orada belediye şöyle bir Aziz Kocaoğlu Belediyesi şöyle bir yöntem izliyor. Merkezi şikayet ederek iş yapmamayı şey yapmıyor, meşrulaştırmaya evet, çalışmıyor. Evet, evet. Böyle bir şeyi kullanmıyor. Sürekli olarak işi yapma iddiasını taşıyor. Şiyor. Onu yapamazsa bunu yapıyor, onu yapamazsa bunu yapıyor. Kendi yetki alanındaki o İzmir Deniz Projesi'nin uygulanması, 3 yıl içinde uygulamadı, tasdik etmediler. Evet. Ama belediye kendi yetki alanlarındaki olanlarını yaparak projenin ayağa kalkmasını sağladı. Bir çeşit yerel yönetim projesini yalnız dizayn etmedi tasarımla. Evet. Onun uygulanması için bir savaş stratejisi kurdu. Evet. Evet. Yani aslında merkezi yönetim yerel yönetimlerle yani daha yumuşak söylersek yarışma yapmaması lazım. Yarışma, burada bir yarışma oluyor sanki. Bu yarışma şöyle bir iki türlü yarışma oluyor. Bir, daha bir sonraki seçimi düşünerek o seçime başarılı gitmesini engelleyecek şekilde geliştirdiği projeleri engelliyor. İkinci taraftan merkezden yerelle müzakere etmeden resen proje uyguluyor şehirde. Evet. Ve o zaman hatta İzmir Belediyesi'nin binasının başkanlık girişinin karşısına başbakanlık ofisi açıyor. Evet. İşte yarışma dediğim tam buna uygun oldu. Tabii. Evet, evet. Yani bir nevi yarış içerisine giriyor. Merkezi yönetim yerel yönetimle önümüzdeki seçimi kazanmak için yarışıyor. Yarış yapıyor. Tabii evet. Bu demokrasi ahlakıyla bağdaşan bir şey değil. Halbuki bu katalizörlük dediğiniz kavramı onun da uyguluyor tabii, olması lazım. Tabii. Yerel yönetimler tabii, için yani tabii, merkezi yönetimin tabii, böyle tabii, bir görevi olabilirdi. Peki şimdi
zamanımız da ilerliyor. Bu tabii bu konuda bir de mali kaynağa erişim konusu var. Belki bu da onunla ilgili biraz. Tabii. Mali kaynağa erişimle ilgili de galiba yani bunları bahsettiğiniz tabii. şeyleri mücadeleyi yapabilmesi tabii. için. Şimdi tabii Aziz Kocaoğlu belediyeyi devraldığında belediyenin hazineye büyük borcu var ve şeyleri de ödeyememiş durumda. Bazı borçlarını temerrüt faizine girmiş. Aziz Bey'in kullandığı bir strateji var. Normal olarak belediyelerin kullandığı stratejiden farklı. Normal olarak Türkiye'de belediyeler şöyle davranır. Tabii iktidara yakınsa iyice böyle davranır. Ankara Belediyesi onun örneğidir. Devlete borcunu ödemez. Bir gün nasıl olsa affolur diye. Ve bunu da bir açık gözlük gibi şeye halka sunar. Bak ben devletin kaynağını kullanıyorum diye. Bu tabii çok ahlaki bir durum değil. Evet. Ama bir muhalefet belediyesi olarak Aziz Bey şunun farkında ki burada bir bağımlılık olursa burnuna kancayı takarlar. Muhalefet belediyesi olarak ayakta durmak kolay değildir. Onun için belediye başkanı olunca oturup hazine ile bir borç tasfiyesi için bir takvim oluşturuyor. Evet. Ve o takvim içinde borçlarını düzenli olarak ödüyor. Diyor ve merkezden borç yahut bütçe dengesi bakımından bir otonomi sağlıyor merkeze doğru. Öbür taraftan düzgün bir mali politika izlediği için uluslararası kredibilite kuruluşlarına başvuruyor ve kredibilite derecesini ilan ettiriyor. Ve bu Türkiye'nin kredibilitesinden oldukça yüksek bir derece oluyor. Ve bunun dolayısıyla belediye dış dünyadan düşük faizli kaynak kullanmaya başlıyor. Evet, doğrudan. Bu, doğrudan. Evet. Hazine garantisi olmadan. Kendi prestijiyle. Ve bu tabii belediyede şöyle bir bütçe harcama stratejisi ortaya çıkartıyor. Karşısında geliri, karşıya geri dönecek geliri olan mesela su diyelim, mesela kanalizasyon diyelim vesaire, altyapı konularında dış borçlanmaya gidiyor. Zaten onu gelen gelirle ödüyor. Evet. Ama bazı belediye hizmetlerinde geri dönmüyor. Doğru. Onları ise bütçe gelirlerinden karşılıyor. Ve böylece dengeli bir mali politika, sıkı bir mali politika izliyor. Evet. İzmir'in başarısının altında usulüne uygun doğru bir mali politika var. Evet. Bu arada size belki bilginiz var bilmiyorum. Bu hazinenin bir yeni tek hesap uygulaması var. Var belediyeleri evet. de aldığı. Bu tabii biraz negatif bir durum ama bununla ilgili bir bilginiz var mı? Tabii daha başladı gerçi ama. Daha uygulamada bunun kötüye kullanılıp kullanılmadığını göreceğiz. Göreceğiz. Evet. Ama tek hesap meselesi bence şöyle bir sorun ortaya çıkartıyor. Eğer merkezdeki başkanlık sistemi içinde Cumhurbaşkanlığı belediyelerin taleplerini geciktirirse ve hemen karşılamazsa belediye seçimleri anlamını kaybetmiştir. Evet. Bu önümüzdeki 31 Mart belediye seçimleri anlamını kaybetmiştir. Evet. Böyle bir risk taşıyor. Evet. Şimdi İzmir modeli tabii çok konu var. Yani ben şöyle yaklaşık 20 soru var hocam. Evet. Bu 20 soruyu şöyle herhalde iki tanesinden bir program çıkar. Yani tabii, 10 programlık tabii. bir şey diye düşünüyorum. Şimdi çevre konuları var. Atık yönetimi var. Kentsel dönüşüm konuları var. Yani bunlara giremiyoruz. Komünite oluşturmak var. Var. Şimdi sosyal yaşam kampusu diye bir şey var. Evet, evet. Hepsi yani, bunlar yenilik. Yani somut şeylerden, kurumlardan da bahsediliyor.
Ben şimdi biz de bir aslında girişte eksik bir sunuşla başladım bugün, farklı bir mekan olması nedeniyle herhalde. Biz de bu programı bir sivil toplum kuruluşu olarak, evet, İstanbul'da hepimizin girişimi olarak yapıyoruz. Burada da sivil toplum kuruluşları ve diğer demokratik kitle örgütleriyle kurduğu ilişkiyi içeren, tabii, bir bölüm de var. Evet. İsterseniz buraya da bir değinelim, sonlara doğru gelirken. Şimdi tabii demokratik katılımcı bir şey dediğiniz zaman bu konuyu hassas bir şekilde ele almanız gerekiyor. Şimdi burada şöyle bir durum var. Aslında biz demokrasi kavramını kullandığımız zaman şöyle diyoruz. Katılımcı ve çoğulcu demokrasi diye bir ikilemle kullanıyoruz. Burada çoğulculuk bir başka şeye tekabül ediyor, katılımcılık bir başka şeye. Evet. Çoğulculuk demokratik kitle örgütlerine tekabül ediyor. Çünkü onlar belirli bir grubun çıkarlarını savunuyorlar. Evet. Ve çoğulcu kamuoyundaki düşüncelerini vesaire söyleyerek kendi gruplarının çıkarını koyuyor. Halbuki sivil toplum kurumları dediğimizde öyle bir durum yok. Bir takım küçük gruplar bir araya gelerek kamusal özne olmaya çalışıyorlar. Kamuya bir hizmet üretip bunun karşılığında bir saygınlık belki sağlayacaklar. Evet. Şimdi bu grubun Türkiye'de bu ikisinin farklılığı pek düşünülmeden hepsine sivil toplum kurumu falan diyorlar. Bir kere İzmir modeli bu farklılığı temelde ayırıyor. Evet. Tamam, şeylerle, demokratik kitle örgütleriyle belirli karar, onları ilgilendiren kararlarla müzakereci bir demokrasi ilişkisi kuracak. Başka çaresi yok. Evet. Öteki tarafta ise ya onlara kamusal özne olma yolunun önünü açacak yahut birlikte bir şey geliştirecekse onlara yaratıcı katılım olanağını açacak. Halbuki bizdeki sivil toplum ahlakı içinde burada bir netlik yok. İnsanlar istiyorlar ki bazı sivil toplum kuruluşları yaratıcı katılımcılık yapmasınlar. Yaratanların yaptıklarına veto hakkı kullansınlar. Yani yaratılmış olanlarla onlar ilgili bir hak. Hak. Evet. Böyle bir şey olamaz. Evet. Onun için oradaki mesele, İzmir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi'nin modeli bu konuda durumunu netleştiriyor. Evet. Burada galiba kent konseyine de vurgu var değil mi? Evet. Kent konseyi İzmir'de şu dakikada çalışamıyor. Aslında İstanbul'da da çalışamıyor sanıyorum. Büyükşehir'de çalışamıyor. Nerede çalışamıyor? Çünkü sayılar çok büyük oluyor. Onlar bir çeşit siyasi enstrümanlar haline geliyor. Halbuki, evet, amacı şeyin, kent konseyinin şu. Evet, toplumun katılımcı bir tarafı var aslında, ama yasal olarak, meşru olarak, yetkili olarak belediye meclisleri var. Evet. Yetkiler onlarda. Doğru. Şimdi bunlar tam doğru dürüst çalışmadığı için, yani orada belirli çıkar grupları daha yüksek vesaire temsil edildiği için ve siyasi çatışmada Türkiye'de biraz ötekileştirici pratikler olduğu için yine Türkiye'nin geliştirdiği, gündem 21 içinde gelişen bir kent konseyi kavramı var. Evet. Ama kent konseyi kavramı öyle bir kavram ki bu değişik görüşlerin ifade edildiği bir platform olacak. Evet. Şimdi o platform olabilmesi için onların büyüklüğünün falan belirli bir düzeyde olması lazım. Evet, evet. Ve bunların bir siyasal mesele haline gelmemesi lazım. Çünkü onlar belediye meclisinde siyasal mesele ve onun çoğulcu demokrasi pazarlıkları orada yer alacak. Evet.
Öteki tarafta ise açık bir platform. O platformda yaratıcı ögeler olacak. Evet. Belediyenin yaratıcı nüvesine katkı yapacak. Evet. İkisinin adresi var. Bu meseleler Türk siyasetinin bir çeşit grili içinde çok net olarak ortaya çıkmıyor. Model biraz bunları netleştirmeye çalışıyor. Evet. İsterseniz bir de az vaktimiz kaldı ama siz de bahsettiniz bu komünite kavramından. Evet. Bence orayı da biraz açalım. Sonra bitiririz. Buyurun. Modelin bence çok özgün yanlarından biri bir komünite kavramı. Evet. Diyor ki İzmir'de kent ölçeğinde parçalanmamış bir komünite oluşturmak. Bir entersübjektivite alanı oluşturmak. Bu normal olarak bizde komünitenin kullanılışı şehir planlamasında da küçük gruplar içindir. Mahalle düzeyinde vesaire. Burada küçük gruplar arasında kapalı komüniteler, bir çeşit paternalistik ilişki kalıpları vesaire bir yapı vardır. Evet. Ve Türkiye'deki konservatif kesim bunu oldukça yüceltir. Ama bu kenti parçalayan ve kentin potansiyelinin hayata geçmesini engelleyen bir sosyal dokudur. Evet. Halbuki İzmir'de de küçük gruplar var ama bunlar birbirleriyle etkileşiyorlar. Büyük kamusal alan var. 40 kilometrelik bir sahil. Onun içinde piyasa yapıyorlar. Birbirleriyle ilişki kuruyorlar. Böyle bir ortamda entersübjektif yargılar geliştirebiliyorlar. Ve İzmir kimliği ve yaşam biçimi de bunun üstünden gelişiyor. Onun için İzmir'de zaten var olan bu eğilimi bir bilgi toplumuna geçerken küçük grup değil, kentin tümü için yeni bir komünite anlayışı olarak ortaya koyuyor. Evet. Bu tabii belediyecilik problemine bakış açısından da modelin yeniliğini oluşturuyor. Evet. Şimdi artık sonuna geldik. Evet. Sayılır. Biz bu soruların sonunda da, daha doğrusu son soru olarak İzmir modeli Türkiye'ye çağrı yapıyor diye bir bölüm, evet, var. Hatta orada insan da bir davet var. İnsan davet merkezli var. Olmaya, insan onuruna, saygıya, işte katılımcı, kapılı, aktif yurttaş olmaya. Aslında bunlara değindik. Evet. Bunu ben şimdi görüyorum aslında, evet, ama biz bunlara epey değindik konuşmamızda. Evet. Emeğe ve yenişe, saygıya. Evet. Ses verenleri çok olsun. Bence siz de ses veriyorsunuz. Evet. Siz, evet, ses vermiş oluyorsunuz. Evet. Hocam benim notlarım bitti. Sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey vallahi varsa onu alalım. Vallahi benim şöyle bir şey temeldi. Ben buna tamam belediyecilik bakımından birçok şeyler öneriyor ama temelde bunu Türkiye'nin bir demokratiklik talebi olarak görüyorum. Evet. Bizim ne kadar çok demokratiklik talebimizi ortaya korsak ve bunu savunursak demokrasi krizinden o kadar erken çıkarız. Evet. Belki bu cümle güzel bir kapanış cümlesi oldu. Çok teşekkür ederiz. Aslında bu İzmir modelinin kitapları var, demin de bahsettiniz. Evet. Bunların siz hazırlayıcısı, yazarısınız aynı zamanda. Ama çok sayıda kişinin katılımıyla oldu. Tabii. Bundan da programın başında bahsettik. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben de teşekkür ederim, sağ olun. Bugün Profesör İlhan Tekeli ile İzmir modelini konuştuk. Bu programın bir teşekkür bölümünü de ilave etmem lazım. Başta yine bunu atladım ama bu imkanı bize veren Beylikdüzü Belediyesi televizyonuna teşekkür ederiz. Onların stüdyolarında bu kaydı gerçekleştirdik. İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan bir Şehir Hepimizin programını daha tamamlamış olduk. Önümüzdeki haftalarda programlarımız devam edecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.